burası Nurcu Nurculuk cemaatinin meşveret kolu diye bilinen gruplarından birine dair bir ev. Şimdi meseleye yakından bakmakta fayda var. Bu bu çocuğun babası meşveret grubu üyesi. Yani o da cemaatçi. Aslında yokluktan ötürü yurda oğlunu vermişti. Bu eve oğlunu vermiş değil. Öyle inandığı için vermiş ve bu evde okumasını istemiş. Çocuğun Enes'in anlatımından biz ne görüyoruz? Belli ki yoğunlaştırılmış bir tarikat eğitimine tabi tutulmuş. Çok. Ee, Said Nursi'nin belli ayetleri açıklamak için yazdığı küçük kitapçıklar ki onlara Risale adı veriliyor. Evet. Risalelerdeki Ağdalı, çoğunlukla Arapça ve Farsça karışımı bir dili zaten o gencin anlaması mümkün değil. Oradaki kavramları da anlaması mümkün değil. Yaşı da uygun değil. 17-18-19 yaşında gençler bunlar. Bu gençlere sabah 5'ten gece yatana kadar dini ibadetlerin yanı sıra zorun hani e, orada kalacaksanız o ibadeti yapacaksınız. Zorunlu ibadetlerin yanı sıra bir de yoğunlaştırmış tarikat eğitimine. Sure. Namazlarını kıl, aç kitabını oku dedi. Böyle bir durumun içerisindeyim. İlk günümü anlatmak istiyorum. Sabah 6.30'da sabah namazı için kalkıyoruz. Okula gidiyorum. 4.30-5.30 arasında okuldayım. E, zaten 5 gibi yemek yeniyor. Sonra akşam namazı var. Ondan sonra bir saat kitaplar okumak zorundasınız. Sonra Risaleleri kastediyor. Evet yani bir tür tarikat eğitimi yani. Dolayısıyla bu tarikat eğitimi altında... Bu çocuk tıp öğrencisi güya. Efendim? Tıp öğrencisi Tabii aslında ama şimdi, ama... şimdi bu çocuk tıp öğrencisi bu tarikat cemaat evinde kalıyor. Ve bu cemaat evinde yoğunlaştırılmış grup eğitimine tabi çıkıyor. Bu anladığımız o. Sabah namazını kılıyor. İşte gün boyu namazını kılıyor. Ama bunun yanı sıra risaleler okuyor. Efendim oranın kuralları var. Mesela oranın kuralları ne olabilir? Televizyon izlememek olabilir. Oranın Hı -hı. kuralları bir kız arkadaşla görüşmemek olabilir. Muhtemelen bunlardır. Ve bir mengene içerisine sokuluyor. İdeal bir mürit olarak yetiştirilmek için bir mengene içerisine sokuluyor. Anlamadığı kitaplar, anlamadığı mevhumlar e, ve babasının da tavsiyesiyle anlamadığı mevhumlarla karşı karşıya kalıyor. Şimdi buraya kadar yaşadıkları. Ama burada diyeceğiz ki burada devlet nerede? Üstü, işte onların işte bir organizasyonu var. Ya bu organizasyonun yurt yapacak gücü yok mu? Bu organizasyonun yurt yapacak gücü var. İstese yasal olarak bir engel yok. Neden yapmıyor? Neden mesela bir yurt kurarak bu gençleri bir yurt düzeni içerisinde kalmasına imkan tanımıyor? Ben demiyorum ki bu yurt kursa denetlenir. Gene denetlenmez. Adım gibi eminim ama en azından yurt kurduğunda kayıt altına alınacaktır. Tarikatlar sırf kayda girmemek için. Bak müritleri, mürşitleri... Onun evlerinde ve yurtlarında bulunan öğrencileri kayda sokmamak için, kayıt altında tutmamak için şehrin göbeğinde ve devletin bilgisi dahilinde. Bu apartman devletin gözünde nasıl kaçar? Buradaki evlerin her biri tarikata ait. Yurt kurmadan bir apartmanın tüm dairelerini satın alarak oraları öğrenci evlerine çeviriyorlar. Bunun tek bir sebebi var. Devleti arkadan dolanarak ele geçirme çabası. Çünkü ya bu tar bu meşveret grubunu Diyanet biliyor. Bunun lideri Ayasofya'nın açılışında Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı ile fotoğraflar çektirdi. Hatıra fotoğrafları çektirdi. Devlet bunu biliyor. Devlet bu ve benzeri gruplara milli eğitim okullarında Osmanlıca eğitimi gibi eğitimlerle özel protokol imzalıyor. Devlet bunu biliyor ve bunlar da devletin ona açtığı bu alandaki güçlerini yine devlet ele geçirmek için kullanıyorlar. Yahu paranız mı yok? Yahu siz istediğinde sadaka mı verilmedi? Geç sadakayı. Devlet size zaten ihale veriyor. Devlet size zaten her olana açmış durumda. Peki siz bunca servete kavuşmuşken, peki siz Pakistan'da cami kuruyorsunuz. Afrika'nın dibinde, cehennemin dibinde su kuyusu açıyorsunuz. Siz Bangladeş'te, siz Hindistan'da açları doyuruyorsunuz da Elazığ'ın orta yerinde kardeşim siz niye yurt açmıyorsunuz? Ne vardı? Açsaydınız açmıyorlar. Niye? Çünkü kayda sokmak istemiyorlar. Kayda girse eninde sonunda Yahu denetlemez gele ben de biliyorum. Hangi tarikat yürüt denetlenmiş? Bunu da denetleyemezler. Ama kayda girse en azından isimler bir yerlere yazılacak. En azından orada kim belletmen, kim öğrenci bilinecek. Bilinsin istemiyorlar. Çünkü bu yetiştirdiklerini daha sonra gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emniyete, yargıdan bilmem nereye kadar yerleştirecekler. Bu çocuk onlardan biri. Bu mengene, bu cihaz o bakımda önemli. Şimdi Meşveret grubu kaçak yurt kurma ihtiyacı mı vardı? Ev tutma ihtiyacım vardı? Yoktu. Bu yüzden kayda girmemek için. Çünkü devlete elindekini göstermek istemiyor. Ee, bir de e, yatılı Kur'an kursları var. Bunların sayısı 15 bin civarında. Bunun da 10 bini bir harikat veya cemaat ya da dini gruba ait. Orada da ciddi miktarda öğrenci kalıyor. Peki Türkiye'nin pansiyon miktarına yani ö, özel yurt değil mi? Özel yurt ve e, yatılı kur kurslarda ee, toplam kalacak öğrenci için devletin açtığı pansiyonun kapasitesine 500 bin. Dolmuyor. Bak dolmuyor. Devletin açtığı pansiyonların kapasitesi dolmuyor. Her yıl altında kalıyor. Peki buralar boşken tarikat yurtlarına niye yönlendiriyorsunuz? Buralar boşken kapalı yatılı kurslara niye yönlendiriyorsunuz? Bunu milli eğitimciler yapıyor. Bak bunu milli eğitim görevlileri yapıyor. Devletin liselerinin, ortaokullarının pansiyonlarına göndermeyip tarikatların, cemaatlerin yurtlarına gönderiyorlar. Nereden biliyoruz? Sıkmıyoruz, atmıyoruz. Nereden biliyoruz? Aladağ'dan biliyoruz. Aladağ ilçe Milli Eğitim Müdürü kendisi ve karısı Süleymancı olduğu için devletin yıkılan yurdunun yerine orayı gösterdi. Oraya gidin dedi. Bak Antalya'dan biliyoruz. Geçen ay İskender Paşa cemaatinin kaçak yurdu. Kaçak yurdunda kaçak yurdu kuran kim? Milli Eğitim Müdürlüğü personeli. Kaçak yurdu kuran kim? Ee, Ant 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 Antalya Akdeniz Üniversitesi'nin görevlisi. Kardeşim siz devlet memuru değil misiniz? Utanmıyor musunuz? Devletin memurusunuz. Devletin memuru, milli eğitimin görevlisi. Devletin yurduna göndermiyor da niye kaçak yurt kuruyor? Bak Antalya'daki neydi? Bir ay önce bir tane kasap işit varı şekilde kalktı çocuğun boynunu kesti. O çocuk da tarikat üyesi bir babanın evladıydı. Niye kesti? Orası neydi? Bak o 20 yıldır kaçak yurt. Yahu İskender Paşacılar. Bunlara İskender Paşacı deniyor. Bunlara şey deniyor. bir başka ismi daha var. Şimdi aklıma gelir. Ya bunlar yargıda güçlü. Şu an tarikat, şu an devletin en itibar ettiği grup. Topbaş cemaati deniyor. İşte bu güçlü bir grup. Özür dilerim. E, Topbaş cemaati, Erenköy cemaati deniyor. Ya bu güçlü bir grup. Siz güçlü bir tarikatsınız. Devletle işbirliği halindesiniz. Yardım derneğinize oluk oluk para akıyor. Devlet sizi biliyor. Sizden insanları hakim savcı yapmış bu devlet. Sizin ihtiyacınız mı vardı kaçak yurt açmaya? Var. Çünkü devletten gizliyorsunuz. Ne Çünkü devleti geçireceksiniz. Biliyoruz biz. Niyetinizi ortaya koyun. Sizin bu yurtta niye kayda sokmuyorsunuz? Sokun kayda. Niye saklıyorsunuz? Çünkü servetinizi saklıyorsunuz. Çünkü insan kaynağınızı saklıyorsunuz. Devletten niye saklıyorsunuz? Bana vermeyin. Halk TV'ye bildirmeyin. Muhaliflere bildirmeyin. Diyorsunuz ki bunlar kardeşim dinle mesafeli, dine soğuk insan. Öyle kabul edelim hadi. Diyorsunuz ki bu laikler bize, laiklerin bizi garezi var. Bizi sevmiyor. Diyelim öyle. Niye devletten saklıyorsunuz? AK Parti iktidarı oy verdiniz. 20 yıldır yönetiyorsunuz. Niye AK Parti'ye vermiyorsunuz? Ona da vermiyorsunuz. Bu ev bak bu apartmanda başka daireler de var. Enes'in kaldığı apartmanda diğer daireler de bu tarikat bu cemaatin. Ee, tıpkı Antalya'da IŞİD e, işitvari cinayetin olduğu katlar da cemaatin olduğu gibi. Şimdi soruyorum bak Elazığ'da Milli Eğitim Müdürü, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Elazığ'da e, Eleza Emniyet Müdürü. Kardeşim söyleyin bakalım. Buradan kimi gözaltına aldınız? Burası yurt mu? Burası ev mi? Burası ev adı altında kaçak yurt. Peki buradan kimi sorumlu tutacaksınız? Bu evin bak buranın. Evet hakikaten. Kim sorumlu olacak buradan? Bak buranın belletmeni var mı? Burası bak öğrencilerin kaldığı yer. Buranın psikoloğu var mı? Her şeyi geçiyorum bak. Belletmeni var mı? Sorumlusu var mı? Efendime söyleyeyim buranın psikoloğu var mı? Buranın hani giderse belediye zabıt denetime gider ya yangın merdiveni var mı? Bütün bunların hesabını kime soracaksınız? Bütün bunların hesabını kime soracaksınız? Burası bir yurt, kaçak yurt. Devletin bilgisi, hoşgörüsü dahilinde bir yurt. O binada iki tane solcu öğrenci ev tutsa, üç tane solcu gazete okusa bütün MIT kapıda dinlerdi. Bilmiyor muydunuz orada? Hele evet, kızla erkekle olsaydı kızla erkekle olay... biliyor musunuz orada tarikat yurdu oldu? Biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Peki kime soruşturma atacaksınız? Bak burada belirtmen yok. Psikolog yok. idareci yok. Allah'a emanet vermişsiniz. Ne olacak peki? Enes intihar etti. Yarın öbürü istismara uğradığında ne olacak?